Uluslararası ekonomi. Uluslararası ekonomi. Soru. Peki bir gençsiniz. Kaç yaşındasınız bu arada? 22, şu an 23 olacak bir ay sonra. 23. Peki ekonomiden memnun musunuz? Yani genel olarak hayır ama ya şimdi bu kısa perspektifte daha da uzun sürecek birçok şey. Ama yani genel olarak değilim ama işte geçeceğini düşünüyorum ama bu uzun bir süre alacak yani. Grafiksel olarak uzun bir süre alacak yani. Şu anki ekonomi bakanımızın pek de bir şey söylemek istemiyorum ama kısa vadede çalıştığını düşünüyorum. Ama başarılı buluyorum yani eğitim şeylerine baktım ama tabii Türkiye'nin uluslararası çapta büyük bir ekonomistleri yok maalesef. Darım Acemoğlu gibi. Ama bazı partilerde olan ekonomistleri iyi biliyorum. Onları şahsen de destekliyorum ama kimler mesela? Bilge Yılmaz'ı çok severim. Partisi olmasa rağmen Özgür Demirtaş'ı hep takip ederim. Uzun zamandır konferansına katılmak istiyorum. Ama maalesef nasip olmuyor diyelim. Peki sen de ekonomi okuyan bir öğrencisin şu anda. Önce ekonomi de maliye ekonomisi bitirdim. Sakarya Üniversitesi'nde. Peki şöyle bir açıklaması var Cumhurbaşkanı Yardımcısının. Planımız hazır diyor. 2026'da enflasyon tek haneye düşecek. Sence bu nasıl olabilir? 2026'ya kadar enflasyon tek haneye düşebilir mi? Çok zor. Yani şu anki ekonomiyle çok zor. Hükümet bazında da çok zor. Yani reel olarak zaten bir üretim olmadığı için bunun düşmesi çok zor. Bir de ben Türkiye'deki ekonominin iki haneliden öte üç haneli olduğunu düşünüyorum. Ben her zaman yurt dışı kaynakları okurum yani. İngilizce bilgim var. Yani yabancı dilimle yükseltmeye çalışıyorum. Amerikan Forbes gibi daha sonra Amerika'nın bazı kaynaklarını okuduğumuzda Türkiye'nin 3 haneli bir enflasyona sahip olduğunu görüyorum ben. Yani bu 2 haneli de internette çok gördüm ve bunu da hiçbir zaman inanmadım. Bu 2 haneli de olmayınca 1 hane inecek yani ben hiç düşünmüyorum. Çünkü bu süreç 2 yıl değil de daha çok böyle 7 ve 9 yıl arası. Yani, uzun bir süreçte çözülebilecek bir şey. Bir anda düşmeyecek yani. 10 yılda geçebilir. Bu hükümete ve kişilere bağlı. Liyakat ve üretime bağlı. Türkiye'deki reel üretim. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'yi ilk kurduğunda ilk yaptığı reformlardan sonra üretim. Şimdi Doğu Kalkındırma, işte Güneydoğu Kalkındırma projesi var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Daha sonra işte yeni reformlar, yeni şeyler, eğitimde. Yani tamamen hem eğitim hem üretim. Zaten eğitimi destekleyen liyakat da destekleyen üretimdir. İkisi bir hepsi. Tabii ki de eğitim, ekonomi, üretim. Yani bugün refah olarak dediğimiz ülkelerin eğitim sistemine bir bakmamız gerekiyor. İsviçre, Finlandiya, İsveç'e. Yani hem ekonomisi iyi hem eğitimi iyi. Mesela bir arkadaş. Nasıl mesela? Ya bir arkadaşım var mesela. Yakın zamanda Berlin'i ziyaret etti. Berlin Üniversitesi'nde de çalışmaları var. Mesela kişiler tamamen eğitim odaklı. Yani hiç, hatta sevgili bir şey söyleyeyim mi? Oy kullanma oranı %40. Tabii canım komple yani. Tabii nüfusu bizden düşük ama yani koskoca %100'lük bazı %40 oy kullanıyorlar. Yani hem düşük oy kullanıyor hem de ben bunun nedenini de sordum. Şu, oranın insanı tamamen kendini böyle bir şeye bağlamış. Eğitimse eğitim, eğitimse eğitim, çalışmaysa çalışma. Ve daha çok kendilerini geliştirme ve tecrübe sahipleri bir şeyler yapmaya çalışıyor. Günlük böyle rutinde ekonomileri veyahut eğitim veyahut gelecek kaygıları yok. Ve tamamen böyle geleceğe yönelik yapılar böyle onların devleti o kararlar alıyor. Zaten sistemleri var İsveç, Finlandiya, özellikle İsviçre'nin sistemleri olduğu için gelecek kaygısı yeni nesillerde hiç oluşmuyor bile. Yani ben mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. Ben arkadaşım söylediğini söyleyeyim. Kendim de araştırdım. Ben sadece tek taraflı bakmıyorum konulara. 5 yaşında, 7 yaşında böyle hesap açılıp da 18-19 yaşında kendi evine geçen ve kendi mesleğini yapan insanlar var. Ama ben daha yapabiliyor muyuz mesela? Yok canım, siz yapabiliyor musunuz? Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. Benim şehir dışından gelen arkadaşlarım oradaki veyahut yakınlarda Kağıthane'de veya Beşiktaş'ta kalan yurt paralarını zor ödüyorlar yani. Yani dairede kalmak zaten çok zor. Trafiğini söylemiyorum bile zaten. Evet. Bizler çok zor yani. Ama gelecek ekonomi için benim gelecek nesiller kendim de olur. Umudum var. Evet geçmiş birkaç yıl önceye kadar hatta birkaç ay önceye kadar çok büyük kırılmalar yaşadı. Çünkü çevremde benim arkadaşlarım kalmadı. Herkes yurt dışına gitti. Amerika'ya, İngiltere. Geçen bir arkadaşım aradı. Varşova'ya gidecek. Mesela ben de bunlardan biriyim. Açıkta konuşayım. Büyük bir hayalim Amerika. Gideceksiniz siz de. Yani yakın zamanda. Neyi düşünüyorsun?
Yani gitmeye düşünüyor, vize çıkarsa, vize de çok zorluyor Amerika abi. Peki son olarak şunu sormak isterim, sonrasında bitirelim. Yurt dışında arkadaşlarınız var, görüyorsunuz. Siz de şu an Türkiye'desiniz. Onlarla kendinizi karşılaştırdığınızda, şu anki ekonomik durumunuzda alamadığınız ya da almakta zorlandığınız ve artık vazgeçtiğiniz bir şey var mı hayatınızda? Vallahi şöyle söyleyeyim. Normalde ben çok kitap okuyan bir insanım. 2-3 günde bir kitap bitiririm. Bazı kitaplar var benim yabancı dilimi geliştirsin diye İngilizce. Böyle yer yerde daha yeni başlangıç Fransızca eğitimi alıyorum. Yabancı kitap hiç alamıyorum ama orada çok ucuz. Türkiye'de ciltli kitap hiç alınamıyor. Ne kadar mesela bir kitap? En son ne kadar ödediniz bir kitabı? Vallahi en son Robert Greene'in İktidar kitabını aldım. Ona indirimli fiyatını söyleyeyim. İndirimli 130 ödedim, indirimsiz 170. Geçen baktım 300 lira olmuş. Bunun ciltlisi de 500. 2 katı 3 katı oluyor. İngilizce kitapları hiç söylemiyorum. Mesela bir arkadaşım 1984'ün George Orwell'ın ünlü bir kitaptır. Buradan da herkese öneririm. Onu aldı İngilizcesini. Yani İngiltere'nin iyi bir yayın evinden 500 TL. Tabii. Bu arada bir ortalama bir yayın evi. Mesela normal kaliteli bir yayınında 800'ü 1000'i bulan var. Huxley'nin Cesur Yeni Dünyası'na ben bakayım dedim İngilizce. O bile 1000'i ve üzerinde. Türkiye'de gerçekten kitap fiyatları çok. Zaten mesele bizim okumamamız. Gerçekten kişiler, özellikle ben gençleri çağırıyorum. Kitap okusa, gelecekle ilgili bir şeyler yapsa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve Türkiye'ye bir şeyler bırakan insanlar çok iyi anlar. Ben Aziz Sancar'ı ilk hayatını okuduğumda Aziz Sancar'ın bilim adamı olduğuna hiç şaşırmadım. Çünkü geçmişinden bu yaşına kadar çok çalışan, çok okuyan bir insan. Bu tarz insanlara bizim ihtiyacımız varken gençlerimiz de okuyor. Hükümet de, yani hükümet demeyelim de devletin de bazı politikaları kişileri farklı yere çektiği için biz sosyal medya veya bazı uğraşı alanlarına hiç çıkamadığımız için hiçbir zaman ne kitaba ne de bilime ya da farklı güzel şeylere zaman ayırmıyoruz. Ama ben kendime zaman ayırmak için o kadar çok uğraşıyorum ki işte hafta sonları çalışıyorum, hafta içi bulduğum zamanlar işte hali hazırda hem üniversite hem eğitim. Ben bile bulduğum belirli bir zaman direkt kullanıyorum zorlansam bile. Ama okumadığı için yani bu konuda çok üzüntülüyüm. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin. Merhaba, soruyorum. Merhabalar. Emekli misiniz? Buyur. Emekli misiniz? Yok kızım. Ben de değilim. Yok yavrum. Dayadım. Nasıl geçiniyorsunuz peki? Kızım zor yani. Cenab-ı Allah yardımcı, fakir fukara verdiği bir yaş aylıkla geçiniyoruz yavrum. 3500 lira geçiniyoruz. 3500. Burada mısınız? Nerede oturuyorsunuz peki? Kızım ben Turkureş'te oturuyorum. Tek başımayım. 80 yaşındayım. Gelen giden yok, bakan yok. Ha. Sen neresi yavrum? Peki siz nasıl, nereden kazanıyorsunuz bu parayı? Nasıl kiranızı ödüyorsunuz? Kiram yok, benim kendi evim. Kendi evim. Gece kalayım da. Ben bu teli sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Peki size de soralım. Amcama da soralım. Siz de emeklisiniz değil mi? Emeklim yok. Emekliliği. Yaşım maaşım var. Ne kadar kazanıyorsunuz? He? Ne kadar kazanıyorsunuz? Benim kazancım yok. 3300 kızım. 3300. Peki nasıl geçiniyorsunuz efendim? Bu para nereye gidiyor 3500? 500 bin lira da kira veriyorum. Kerami verin, geri kalan idare ediyorum. Bir yemek, iki ya. Yemek yemeyi bir tane yiyorum. Bir tane yiyorum. İki çay içmiyorum, bir çay içiyorum. Öyle. Peki bunun sorumlusu kimdir amcacığım? Neden böyle olduk biz? Biraz sorumcu, Cumhurbaşkanı var, Başbakan var. Cumhurbaşkanı ben tanırdım. Eski ayakkabı giyerdi. Kasımpaşa'da ben ustaydım. Onun babasını tanırım. 50 yıl önce. 50 yıl önce. Onun babası şeyden geldiler. Ermenistan'dan onlar geldiler. Bunlar Türk değil bunlar. Türk değil. Türk değil. Bilmiyorum şimdi. Türk değil. Ben değilim. Anısı Rizel. Tamam. O konuyu geçelim. O konuyu konuşmayalım. Bu doğrulanmış bir şey değil çünkü. Evet, peki siz ne yapacaksınız bayramda? Bayramda sevdikleriniz bayramda, gelecek mi? Torunlarınıza, çocuklarınıza para bayramda, verebilecek misiniz? Sabah namazına gideriz. Bayram namazına. Memleket neresi? Memleketim Kars. Kars. Kars'a gidebilecek miyiz peki? Yok. Neyle gideyim? Ekmek param yok. Ben neyle gideyim? Ne kadar otobüs biletleri? En son ne zaman gittiniz Kars'a? Belki 20 senedir gitmedim. 20 senedir. Hanımla hacca gittim. Hanım burada vefat etti. Allah razı olsun. Allah senden razı. Hayli hayli murat sana versin. Peki bir şey soracağım. Hiç daha öncesinde oyunuzu AK Parti'ye verdiniz mi? AK Parti
Gene ne olursa olsun verdiniz. Verdiniz. Siz verdiniz mi? Ben vermedim. Vermediniz. Vermedim. Vermedim. Baştan başa vermedim, her an vermedim. Peki şu anki bu düzenin, bu ekonomik sıkıntının sizce sorumlusu kim? Sorumlusu Cumhurbaşkanı, Başbakan. Nasıl düzelir peki? İmza atacak, başbakan da diyecek falan ucuz olsun, falan böyle olsun. Bunu yemeyesi, bu adam burada ayakkabı bu atıyor. Şimdi başbakan yok da artık değişti düzen. Bilmiyorum. Hepsi değişti. Cumhurbaşkanı gene var. Seviyesiz yıldırım. He, Tayyip Erdoğan. Evet. Peki sizce şunu sorayım üçünüze de. En düşük emekli maaşı ne kadar olmalı? Benim emeklim yok ki. O 20 yeter. Yaşım aş. Evet, 20 yeter diyorsun amcacığım. Evet. Ama eviniz varsa 20 bin lira anca idare ediyorsunuz. Zaten 10 bin. Ben dersim diyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kirvesiyim, büyüğüm. Ama memlekete gitmeyeli 2003'ten beri gidiyorum. Sizin nereydi memleket? Tunceli'yim ben. Kemal Bey'in aynı köylüsü. Peki ne zaman, en son ne zaman gittiniz memleketinize? 2003'te gittim yavrum. Kötünün bir eşim var. Gidemiyoruz Dersim'e. Özlüyoruz oraları ama orada da köylerimiz yıkıldı. Devlet Baba denen bir şey. Hepsini yıktı. Gidemiyoruz. Evlerimiz yıkıldı. Gidemiyoruz. Durum kötü. 3500'lerine geçiniyorum yavrum. Hep borç. Allah yardım. Çok teşekkür ederim. Sizi seviyorum vallahi. Saygılar sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Edeyim öyle git. Tamam, İki sefer Mekke'ye gittim. Evet. Cenab-ı Allah seni Hazreti Besra gibi eylesin. Amin. Yusuf Peygamber gibi sana kadar kısmet versin. Amin. Daha iyi git. Teşekkür ederim duanız için. Hadi kurbanım. Evet.